Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni bitirilen İskenderun Arsuz Karayolu'nda kazalar bitmek tükenmek bilmiyor. Hemen her gün yaşanan kazalarda ölen ve yaralananların sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. İskenderun'dan Arsuz Üçgüllük Mahallesi istikametine giden otomobil 56 yaşındaki Mikail Barut'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Ölmüş mü? Ölmüş mü dedi? Edinilen bilgiye göre Arsuz Üçgüllük Mahallesi'nde ikamet eden Mikail Barut, İskenderun Numune Mahallesi'nde ikamet eden kayınvalidesi 80 yaşındaki Verdi Dervişoğlu'nu bir yakınlarının cenazesine taziyeye Üçgüllük Mahallesi'ne götürüyordu. Çengen mevkine yakın bir yerde aracının kontrolünü kaybederek denize uçan otomobilin içindeki Mikail Barut yaralanırken, kayınvalidesi 80 yaşındaki Verdi Dervişoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Ay o gözlüklü oğlum. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Mikail Barut ve Verdi Dervişoğlu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Hadi araç alalım oğlanlar. Yolun üzerinde çeksin aracı. Feci kazanın ardından en kısa sürede olay yerine gelen 112 acil ambulansı sağlık görevlileri yolun çok altında kalan deniz kıyısındaki araca ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiler. Kaza sonrası olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mikail Barut'un ambulansa ulaştırılması ise oldukça zor oldu. Mikail Barut 112 acil ambulansıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arsuz yolunun her iki yanına araçlarını park ederek trafiği sıkıntıya sokan ve yeni bir kazaya davetiye çıkaran meraklı vatandaş kalabalığına Arsuz jandarma ekipleri müdahale ederek araçların bulundukları yerden kaldırılmasını sağladı. ...80 yaşındaki Verdi Dervişoğlu'na yapılan tüm müdahaleler sonuç vermedi. 80 yaşında kazada hayatını kaybeden Verdi Dervişoğlu'nun cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
112 acil servisi sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale azmi ve yaşama döndürme kararlılıkları ise vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Arsuz ilçe jandarma ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin organize kurtarma operasyonu meraklı kalabalık tarafından ilgiyle izlendi.